Yasa dışı bahis çeteleri ve dolandırıcılar elde ettikleri gelirleri aklayabilmek için kiralık banka hesapları kullanıyorlar. Bu kirli para trafiği içinde genellikle adli sicili temiz gençlerin banka hesapları tercih ediliyor. Hesaplarını yasa dışı bahis için kiralayan o gençler ilk kez TRT Haber'e konuştu, para aklama sistemini anlattı. Önce adli sicilleri temiz gençler belirleniyor. Yasa dışı bahis ve kara para aklama çeteleri bu gençlerin hesaplarını kullanıyor. Sistemin adı kiralık banka hesabı. TRT Haber hesaplarını para kazanma vaadiyle kiralayan o gençlere ulaştı. Arkadaşım aradı beni telefonla. Dedi ki kart başına 1.000 lira kazanacağız dedi. Ben de kartı verdim kendisine. O da kartı İstanbul'a göndereceğini söyledi. Önce bize 5 tane kart çıkartmamızı söylediler. 5 tane kart çıkarttık. Aradan 2-3 gün geçti. Benim kartlarımın hesabına girmeye çalıştıklarını fark ettim. Çünkü mobil bankacılık şifremi verdiğim için Gmail'den bana bildirim geliyordu sürekli. Bu kartı internette bahis sitelerinden, para kazanılan sitelerden çip para için yapıldığını, oyun üstünden kazanıldığını ve bunun herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek bize zaten bana fotoğraflı kanıtlar da gösterdiler. Ben bu işi yapıyorum, şu kadar para alıyorum, bunları alıyorum diye. Çip para dedi sadece. Çip para ne oluyor dedim ben. Yani oyun dedi sadece bana. Ben de böyle oyunlar var paralı falan. Onlardan hesap çağrı numaranı satıyorlar ya. Öyle bir hesap şeyi zannettim ben önce. Adli sicilleri temiz kişilerin para kazanma vaadiyle açtıkları hesaplardaki anormal para trafiği ile işin aslı ortaya çıktı. Toplam ya bir 150-200 bin liraya yakın bir para giriş çıkışı olmuş hesabıma. Farklı farklı isimlerden harçlık, avans, o bu, şu derken işte birinin borcu, aidatı gibi gibi saçma saçma sebeplerden para yatırıp para çekilmiş. Kimi uygulamalarda banka hesaplarında şebekenin altın satın aldığını, dolar satın aldığını, euro satın aldığını gözlemliyoruz. Her birine 100 bin liralık bir banka hesap hareketi rakamı var. Bunun Türkiye'deki diğer olara da döndürdüğünde esasında çok büyük milyon liraları aşan bir dolandırıcılık şebekesi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu masada gördüğünüz gençlerin yaş ortalaması yalnızca 20. Yine böyle bir arkadaş ortamında tırnak içerisinde dost tavsiyesiyle banka hesabı açtılar ve kartları tanımadıkları kişilere gönderdiler. İşte bu da hayatlarının hatası oldu. Çünkü o günden bu yana yani gençliklerin baharında mahkemelerle uğraşıyorlar. Bu 3-5 günlük süre içerisinde şebeke tarafından kartların pek çok farklı kişinin dolandırılmasında kullanılmış olduğunu gözlemliyoruz. Her bir genç kardeşimiz şu anda en az 6-7 farklı dava dosyasıyla da karşı karşıya kalmış olduğu bir durum. En son 5 taneydi, 2 tane daha geldi eklendi. 7 tane oldu. Yani 7 tane dosyada birini cezaevinde yattım, o kapandı. Birinin adamın zararını karşıladık, o da kapandı. 7 kişi şu anda mağdur durumda. Kesinlikle arkadaşlarına kesinlikle kimse güvenmesin. Ben arkadaş kurbanı oldum. Arkadaşım tarafından darbe yedim.